Bunu bulduğum iyi oldu. <laughs> Tatilimizin son akşamında aileme ızgara kemiksiz pirzola ve haşlanmış deniz ürünleri ziyafeti çekeceğim. Deniz ürünü olarak ıstakoz, kaya yengeci ve karides var. Şu kocaman tencerede bir dakika daha kaynasın. Ev yapımı güzel bir yemek olmadan aile ziyafeti olur mu hiç? Hadi herkes sofraya yemek hazır. <laughs> İnanamıyorum. Yok artık. <laughs> Yemek çanımız yoktu. Dikkatinizi başka bir şekilde çekemezdik. Sizi duyduk da yavaş hareket ediyoruz işte. Demi, yavrunu hangi tarafı? Böyle oturtayım? oturabilirsin. Senin de yanında olur. Yemekte Amy'ye yardım etmekten üşenmiyorum çünkü artık çok iyi biliyorum ki çocuklar tatilde çok yorucu olabiliyor. Hiç kolay değil. Neyin var bakalım? Hı? <laughs> Ama eğimi de çocukların yemek ve uyku saatlerini tutturamıyor. Daha da hırçınlaşıyorlar. Oğlum yapma. Yeter artık. Yeter. Çocuklar hırçınlaşınca anne de hırçınlaşıyor tabii. Anne hırçınlaşınca herkes hırçınlaşıyor. Hoş bir manzara değil. Hadi bakalım. Florida'ya gelip de şu güzellikleri yemeden dönmek olmaz, öyle değil mi? Aman tanrım. Aa, evet. Vay canına. Kocamanmış. Aman tanrım, bütün o yiyecekleri masanın üstüne döküverdi. Sanılanın aksine, normalde biz böyle yemek yemeyiz. Yani biraz klas bir insanım. O daha da klas. <laughs> Nihayet senden daha klas olduğumu kabul ettin. <laughs> klas olmayı kimse bana sormasın, tamam mı? Tamam. Aa, hepsi harika görünüyor. Evet öyle. İstakozu istakoz bölüşelim mi? Hayır istemiyorum. Ben bir kıskaç alırım. Justin nerede ayrılmıyor? Justin. Justin. Gel sen de ye. <laughs> Kanepede değil miydi? Oradaydı. Ya nerede? Tabletiyle oynuyor. Daha önce hiç istakoz kesmedim. Seyret. <laughs> 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 Tanrım özür dilerim. İyi misin? Düşürdüm ama bu iş böyle yapılır. Resmen ateş etti. Birinin gözü çıkacaktı. Büyük olasılıkla da benim. İşin kötüsü yedeği de yok. Deniz ürünleri konusunda pek becerikli olmadığımı biliyorum. Ben güneyli bir adamım. Barbeküde daha başarılıyım. Ama bunlar pek hala da lezzetli olmuş. Ben yemiyorum. Dışarıda yemeğimi tercih edersiniz, kendiniz pişirmeyi mi? Biz için fark etmez yemek yemektir. <laughs> Sizin için pişirdiğim her yemeğe sevgimi katarım. Öyle bir yemeği de her yerde bulamazsınız. Çok zor. Bu adam sinirimi dokunuyor. Çünkü istemeyerek yaptığı ve içine sevgisini katmadığı yemekler bile onun elinden çıkınca çok lezzetli oluyor. İstemeden yaptığı yemekler bile çok nefis. <laughs> Beğendiniz mi? Kestekozu çok beğendim. Mi? Yemedim. Hayır. Hayır. Glenn iyice dağıttı. Belli ki bu yemeklere bayıldı. Bakalım Gage'in tepkisi ne olacak? Glenn ne bulsa yer. Tabii bulduğu şey onu daha önce yememişsin. Biraz vereyim mi? <laughs> ben onu yemem. Neyi? Ne? mu? Kerevit mi ne işte o şeyi yemem Kerevit çok lezzetlidir Karides seviyorsan onu da seversin çok Anlatmaya çalıştım Ben ah, yedim çok güzel hmm. Harika <laughs> Yiyebileceğimi sanmıyorum Çok kötü kokuyorlar Baksanıza bu şeyin göz bebekleri var Glenn sen yemek yemek yerine ortalığı batırıyor gibisin Doğrudur Bunların hepsini yiyemem ben Isla Sen yediğe biraz. vermedi Glenn'e yedirirsin Hadi. geç Nasıl diyoruz bunu? Her zamanki gibi. Kıskacı ya da gövdesi fark etmez, içindeki eti yiyorsun. Deniz ürünü yemek çok zahmetli bir şey. İstakozu o yüzden sevmiyorum. Minicik bir et parçası için uğraşıyorsun. Deniz ürünü yemeye üşeniyor musunuz? Söylediğiniz bu mu? <laughs> evet. Bu kadar evet. eziyete değmez diyorlar. <laughs> Kırmızı et de çok Gritale, pahalı olabiliyor özellikle Bu yüzden lefkek. mi benimle yani? İlk buluşmamızda fast foodcuye gitmiştik. Bence uykusu geldi. Uyut evet, yine huysuzlanmaya başladı. Önce yemeğimi bitirmemi bekleyecek. Biberonu nerede? Tamam. Tamam, gidip yatırayım şunu. Bazen yemek yiyemiyorum. Ağzıma lokma koymadan geçirdiğim günler oluyor. Geğizleğlenin yüzünden. Hızlı hızlı bir şeyler atıştırıyorsam çok acıkmışım demektir. Bence Amy yine bunu aldı bunaldığını biliyoruz. Ancak şimdi kıymetini bilmiyor ama ileride çocuklar büyüyünce bu anları bile hasretle anları anlayacak. Anları özleyeceği kesin. Evet, gerçekten çok özleyecek. Şu da bir gerçek ki çocuklar büyüdükçe sorunları azalmıyor. Çok doğru. Masrafları artıyor o kadar. Hı hı. Evet, yine ben. Bebeklerden biri nihayet uyudu. Şimdi sıra büyüğünü doyurmakta ki bu başlı başına bir eziyet. Bakalım Geç bir lokma alacak mı? Amy şunu vermek ister misin? Löpet çok güzel. Yer mi bilmiyorum. Çünkü... Hayır Koltukta yedirme. Olmaz, koltukta yedirme. Aa, Al yiyecek mi diye bakmak istedim o kadar. Geç yer misin? Kardeşimiz işte. Kendi hayatını ya da çocuklarınkini daha iyi bir hale getirmek için tavsiyelerimizi istediğine inanıyorum. Ama söylediklerimizi yapması ya da yapmaya ikna olması o kadar uzun sürüyor ki. Yani çocuğuna tatil için kiraladığın evin koltuğunda yemek yediremezsin. Bu bu kadar basit. Evet. Kuşkonmaz mı bu? Evet. evet. Tadını hep merak ederdim. Ananasın şekerli tadı kuşkonmazın acısını iyi dengeliyor. Kuşkonmaz iyiydi. Ham 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 ham. Kuşkonmaz'a bayılıyordum. <laughs> Ben de bir tadayım. <gülüyor> 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 Çok kötüydü. O patatesi ikiye böl. Evet çünkü oyuncak top sanıyorum. Evet ve... <laughs> bu neymiş? Hadi <laughs> bu. Çocuğun suratına gelmesin. Şey. <laughs> Herkes bana ne yapacağımı söylüyor şaka gibiler. Yapmayın. İki yaşında çocuk değilim ben. Kardeşlerimin benim için yaptıklarına minnettarım. Ama bana nefes aldırmıyorlar. Bebeklerin olunca alıştığın ortamdan çıkıp tatile gitmen çok zor. Sürekli peşlerinde koşuyorum. Glenn'le boğuşuyorum çünkü uyutmamı istemiyor. Geyici elini sürmemesi gereken şeylerden uzak tutmaya çalışıyorum. Sonra arka bahçenin bir adım ötesi okyanus. Bu korkunç. Yetmezmiş gibi sürekli azar işitiyorum. Yarın döneceğiz. Çok üzülüyorum. Ben Burada çok eğlendim. Ben eve dönmeye hazırım. Çocuklarla tek başıma ilgilenmem zaten fazlasıyla zordu. Bir de yok merdiven, yok çocukların ellememesi gereken şeylerdi derken çok yoruldum. Onlar için endişelenmek tam bir ömür törpüsü. Bir dahaki sefere çocukların güvenliğini sağlayacak şeylerle gelmemiz Kesinlikle. gerekecek. Kesinlikle, evet. Çocukların eşyasını da getirmeliydim. Oyun parkı falan diyorum. almadan gelmişim. Yani, İyi ki bu evde oyun parkı, mama sandalyesi falan vardı. Bu oyun bahçesi senin değil Hayır. mi? Hayır. Çocuklar için ne getirdin peki? Hiçbir şey. Kızım. Midesinde tatlıya yer ayıran var mı? Çünkü şeftalili turta da yapmıştım. İster misiniz ha? هیات تییمم.